Yazılı Yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. felsefe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmaktadır ve tamamı aynı zamanda büyük müfredatına %100 uyumlu olarak hazırlanmış sorulardır. Bu sorularımız arkadaşlar Yazılıya Hazır mısın kanalı olarak çıkarmış olduğumuz Yazılı Deposu adındaki kitabımızdan derledik arkadaşlar. Bu e, Yazılı Deposu adındaki kitabımızda her dersten 3'er tane örnek yazılılar var. Bunları çözüp sınavlarınıza daha iyi hazırlanabilirsiniz. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Okul felsefesi olarak da bilinen skolastik felsefenin özellikleri nelerdir diye sorulmakta. Gelelim maddeler halinde yazalım arkadaşlar. Tümeller problemi Hristiyanlık teolojisini temellendirmek için kullanılmıştır diyebiliriz. Gene tümeller problemi özelliği için Hristiyanlık Hristiyanlık Hristiyanlığı temellendirmek için temellendirmek için kullanılmıştır diyelim. Kullanılmıştır dedik. İlk maddeye bunu yazalım. Sonra diyelim ki Aristoteles mantığını benimsemiştir. Aristoteles mantığını belirlemiştir, benimsemiştir. Benimsemiştir diyelim. Yani Aristoteles oraya e, o e, mantık çerçevesinde ulaşmıştır diyebiliriz. Felsefe dinin hizmetindedir. Felsefe dinin hizmetindedir. Hizmetindedir. Skolastik düşünceye göre böyle bir şey var. Ayrıyeten dogmatik olduğunu da söyleyelim. Dogmatiktir. Dogmatiklik ne demektir? Dogmatiklik dinamikliğin tam tersidir. Yani dogmatikte e, bir yenilenme, kendini geliştirme yok. Neyse o ve o şekilde kalmaya devam ediyor. Böyle bir şey olursa ona biz dogmatiktir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyelim. 2'ye geçelim. Patristik felsefenin en önemli temsilcileri kimlerdir deniliyor? Gene bunu da ezberlemenize fayda var. Aklınıza bulunsun. İlk olarak Tertullianus'u söyleyebiliriz. Tertullianus arkadaşlar, sonra Selemen'i söyleyebiliriz. Selemens Sonra Origenes. Origenes arkadaşlar. Bunlar patristik felsefenin en önemli temsilcileridir diyebiliriz. Bir de Sain Augustinos'u söyleyebiliriz. Bu da gene patristik felsefe denince akla gelen isimler arasındadır. Bunları bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Devam edelim 3 Hristiyan felsefesinin temel problemleri nelerdir? Öncelikle Hristiyanlık bildiğiniz gibi bir dindir. O yüzden bu felsefenin problemleri genel olarak dinle alakalı problemlerdir. Yani tanrının varlığını kanıtlama problemi atıyoruz. Tanrının varlığını kanıtlama problemi olacaktır. Sonra kötülük problemi. Kötülük problemi problemleri Şeklinde bu şekilde ifade edebiliriz Tabi daha da açabilirse işte, tümeller probleminde buraya dahil edebiliriz arkadaşlar Hani bunları bilmeniz yeterlidir Yani mantıken Hristiyanlık bir din ise o zaman Hristiyanlık felsefesi de bu dinin üzerinde gelişecektir diye yorumlayabiliriz. 4. Biz senin yani Tanrı daha yücesi düşünülemeyecek bir varlık olduğuna inanırız Anselmus bu yaklaşımıyla hangi Tanrı kanıtlamasını savunmuştur? Hangi tavrı kan, e, tanrı kanıtlamasını savunmuş? Burada ontolojik kanıtlama olarak söyleyebiliriz. Ontolojik far, varlık felsefesi anlamına gelir arkadaşlar. Ont, ontolojik kanıtlamayı burada söyleyebiliriz Çünkü e, düşünelemeyecek bir varlık olduğuna inanırız. Yani bir varlık olarak tanrıyı bir varlık olarak tanımladığından dolayı ontolojik kanıtlama yoluyla bu tanrı kanıtlamasının savunulduğunu söyleyebiliriz. Ontoloji arkadaşlar neydi? Varlık felsefesiydi. Onu da yazalım. Ontoloji varlık felsefesi olarak söylenilecektir. Devam edelim 5. sorumuzla. Tümel kavramların zihin dışında bir gerçekliği olmadığını, gerçek olan kavramlar değil nesneler olduğunu savunan yaklaşım nedir? Bu yaklaşımın adı arkadaşlar nominalizm olacaktır. Nominalizm Türkçesiyle altçılığı söyleyelim. Altcılık açıklamada da verildiği gibi tümel kavramların zihin dışında bir gerçekliği olmadığını, gerçek olan kavramlar değil nesneler olduğunu savunan. Gerçek olan kavramlar değil nesneler olduğunu savunuyorsa bu e, düşünce bi biçimine yaklaşıma noma, nominalizm atçılık denilmektedir. Gene bunda bilmenize fayda var. Terim olarak bilseniz yeter bir yıldızımızı atalım buraya da. Arka sayfamıza geçmeden önce hemen kanalımıza bir abone olup videomuza da bir like atarsanız bizi çok memnun edersiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizlerin yazılar için burada uğraşıyoruz. Sizler de bizi desteklerseniz hani bu videoların devamlı gelmesini de istiyorsanız bizlere desteklerinizi gösterirseniz çok memnun oluruz diyoruz ve 6. sorumuza geçiyoruz. Ortaca Hristiyan felsefesi ile İslam felsefesi arasındaki farkları yazınız deniliyor. Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi arasındaki farklara bakacak olursak buraya bir yıldız hatta 3 tane yıldız atalım. Bu yazılımız için güzel bir soru arkadaşlar. Ben olsam böyle bir fark sorardım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İslam felsefesi eleştirirken Hristiyan felsefesi ise dogmatiktir. Dogmatikliği tanımlamıştık. Dinamikliğin yani kendini yenilemenin tam tersiydi. Neyse oydu ve o şekilde kalıyordu. Şöyle diyelim. İslam felsefesi eleştirerken eleştirirken Hristiyan felsefesi Hristiyan felsefesi dogmatiktir. Dogmatiktir. Yani dogmatik olması burada e, şu anlamına geliyor aynı şekilde. İslam felsefesinde herhangi bir bilgi direkt kabul olarak görmüyor. Bir eleştiri söz konusu arkadaşlar. Hani e, bilgilerin kaynağı zaten Kur'an-ı Kerim, hadisler genellikle. Ama onların dışındaki bilgiler arkadaşlar eleştiren olabilmektedir görüldüğü gibi. Ama Hristiyan felsefesinde böyle bir şey yok. E, eğer bir bilgi karşılarına çıkıyorsa bu bilgiyi kesinlikle kabul etmeleri gerekiyor dogmatik olduklarından dolayı neyse odur şeklinde söyleyebiliriz. Dogmatik olduğunu söyleyelim. Son Hristiyan felsefesi salt dini eksenliyken yani İslam filozofları aynı zamanda doğa bilimleriyle de ilgilenmiştir. İslam filozofları filozofları Hristiyan filozoflarına göre Hristiyan filozoflara göre filozoflara göre doğa bilimleriyle de ilgilenmiştir doğa bilimleri ile de ilgilenmiştir. Hani Hristiyan filozofları sadece arkadaşlar dinle ilgilenirken, İslam filozofları dinle ilgilenirken bunun yanında bir de doğa bilimleriyle de ilgilendiklerini söyleyebiliriz. Yani İslam felsefesi Hristiyan felsefesinden üstündür de diyebiliriz bunlara bakacak olursak. 6'yı da tamamladık, 7'ye geçelim. İslam felsefesinin temel özellikleri neler de deniliyor? Şöyle diyelim, akıl dinle uzlaştırmaya çalışılmıştır ilk olarak. Akıl dinle uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Yani akıl var evet bu akılı dinle hani harmanlayıp onunla uzlaştırma yönüne gidilmiştir arkadaşlar. Hani onlara göre İslam felsefesine göre bir din gerekli o din mutlak din İslam ve akılla yani düşünceyle bu dini uzlaştırmaya çalışmışlardır diyebiliriz. Sonrasında inanç, iman ve akla dair faaliyetlerde bulunulmuştur diyebiliriz. İman, inanç ve akla dair faaliyetlerde faaliyetlerde bulunulmuştur. Bulunulmuştur arkadaşlar. Kaynağı nereye dayanmaktadır? Kur'an'a, hadise ve kelam gibi kaynaklara dayanmaktadır. Kaynağı, kaynakları, Kur'an, hadis, kelamdır. İşte kelam gibi kaynaklardır, dini kaynaklardır diyebiliriz. Çeviri faaliyetleri yapılmıştır. Sadece anti Yunan felsefesinden değil, ayrıyeten Platon ve Aristoteles felsefesinden de yararlanıldı. Çeviri yapıldı. Hint, Mısır, İran, Mezopotamya kültüne dair kaynaklardan da faydalanılmıştır. İslam felsefesi için dogmatik değildir, eleştireldir. Bunu tekrardan söyleyelim. Dogmatik dogmatik değil, eleştireldir. Eleştireldir. Yani dogmatik neydi? Dogmatik bir şeyin öyle kalması ve kendini asla yenilemeden o şekilde devam etmesiydi dogmatik değil İslam felsefesi aksine eleştireldir. Hani şöyle düşünebilirsiniz din değişmiyor vesaire gibi. Din de aslında bakarsınız dogmatik değil dinamiktir arkadaşlar. Ayrıca üst tarafta söylediğimiz gibi doğa bilimleri ve onun uygulamaları ile uğraşılmıştır. Doğa bilimleri ile uğraşılmıştır. Bilimleri ile uğraşılmıştır. Uğraşılmıştır diyebiliriz İslam felsefesi için. İslam felsefesi de oldukça önemli arkadaşlar. 7. soruyu da yine güzelce dinleyip bunu e, not almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sekizde, Farabi için varlık kaç türdür, bunlar nelerdir diye soruluyor. Gene bu da karşınıza çıkabilir, Yıldızımızı atalım. Farabi için varlık türü 2 tane olacaktır. Bunlardan birincisi, zorunlu varlıktır. Zorunlu varlık. İkincisi ise arkadaşlar, mümkünül vücuttur. Mümkünül vücut mümkün, mümkünül vücut. Hani kelimeler biraz tuhaf gelebilir. Hani gene ezberlemize fayda var. Zorunlu varlığın diğer adı vacibül vücuttur arkadaşlar. Ve zorunlu varlık anlamına gelen nedir? Tabii ki de tanrı mümkün varlıktır. Tanrı ve mümkün varlıktır. Ve mümkünül vücut ise arkadaşlar tanrının dışındaki her türlü varlıktır. Tanrı dışındaki her tür varlık. Her türlü varlık ise mümkünül vücuda girmektedir. Yani tanrı ve diğer varlıklar şeklinde bir ee, varlık çeşitliliğinin olduğunu, varlık türünün olduğunu söyleyebiliriz. Farabi için konuşacak olursak arkadaşlar. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. İslam felsefesinde öne çıkan görüşlerden ba batınılık ve meşailiği açıklayınız deniliyor. Batinliğe göre İslamiyet'ten e, zahiri anlamlar ve gizli anlamlar bulunmaktadır diyebiliriz. Bunu söyleyelim. Batinliğe göre, göre İslamiyet'te İslamiyet'te ne vardır? Zahiri yani görünen anlamlar ve gizli batini anlamlar söz konusudur. Zahiri, görünen ve batini veya diğer adıyla işte gizil anlamlar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Anlamlar bulunur. Tabii ki de adı üstünde e, bu felsefeye göre arkadaşlar e, asıl olan ise batıni anlamlardır yani gizil anlamlardır diyebiliriz. Meşailikte ise Aristoteles etkisiyle akıllı ve mantığı temelle alıp e, akla dayalı inancı savunmuştur. Meşailik ise diyelim Aristoteles'i Aristoteles'i örnek almış ve e, ne diyebiliriz aklı ve mantığı temele almıştır akla dayalı inancı savunmuştur akla dayalı inancı savunmuştur akla dayalı inancı savunmuştur şeklinde. Meşaili'yi de açıklamış olalım arkadaşlar ve geçelim 10. ve son sorumuza. Burada da tasavvufu açıklayıp temsilcilerini yazınız denilmekte. Tasavvuf bildiğiniz gibi dinle alakalı ifadelerdi. Bunu 10. sınıfta edebiyat dersinde gördünüz arkadaşlar. Öncelikle tasavvufun ne demek ne anlama geldiğini bir söyleyelim. Tasavvuf öncelikle maddi dünyanın ötesindeki ilahi ışığa ulaşma çabasıdır. Maddi dünyanın ötesindeki dünyanın ötesindeki ilahi ışığa ulaşma ulaşma çabasıdır. Çabasıdır diyelim. Yani maddi dünya ile ilgilenmiyor. Maddi dünyanın ötesindeki öbür alemle öbür ilahi ışığa ulaşma çabası olduğunu söyleyebiliriz tasavvuf için. Bu ışığa yani Tanrı'ya manevi bir yaşamla ve coşkuyla ulaşılabilir. İşte manevi bir yaşamla ulaşılabilir. Manevi bir yaşamla Tanrı'ya ulaşılabilir. Ulaşılabilir diyelim. Bunun yanında çünkü arkadaşlar var olan her şeyin kaynağında Tanrı vardır. Var olan her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Var olan her şeyin Kaynağı Tanrıdır. Tanrıdır diyebiliriz. E, temsilcilerine gelecek olursak e, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş Veli'yi söyleyebiliriz. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bektaş Veli'yi örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Bu isimlerde ünlü tasavvuf alimleridir temsilcileridir. Diyebiliriz. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İlk başta da dediğimiz gibi e, kitaplarımız çıktı. sadece yazılı örneklerinden oluşuyor. Her dersten 3 e, tane yazılı örneği var arkadaşlar. Yazılı Deposu adında işler şubelerinden veya kitabişler.com adresinden temin edebilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirim kazanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.